bağlar. Arkamızda gördüğünüz üzere Sedirler Pazar yerine geldik. Günlerden cumartesi bir muhabirin aslında kanaatimce hiç istemediği bir konuyu gelip konuşmak mecburiyetinde kaldık. Türkiye'de son günlerde o kadar çok pahalılık var ki ciddi manada cep yakıyor. Hemen hemen tüm haber bültenlerinin gazete manşetleri veya altındaki sür manşetlerde mutlaka pahalılıkla ilgili bir başlık görebiliyorsunuz veya sosyal medya paylaşımlarında bunu görüyorsunuz. Hiçbir yerde görmeseniz bile elbette ki markete gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz. Siz de o fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mevsim kış, mevsim meyvesi, mevsim sebzesi de cep yakıyor. Bakliyat da öyle, şarküteri de öyle. Ciddi manada vatandaşın son günlerde bize sürekli olarak ulaşıp bunu lütfen dile getirin dedikleri konu başlıklarından bir tanesini ne yazık ki pazar yerine geldik burada. Hem bir fiyat araştırması yapacağız hem de biraz vatandaşa mikrofon uzatacağız. Bir de gözümüzde göreceğiz. Pazar yeri biraz daha ucuzdur diye açıkçası bir markete gitmedik. Pazara geldik. Pazarda ucuzluk vardır diye düşünüyoruz ama inşallah öyledir. Yani burada gerçekten güzel fiyatları görürüz diye umut ediyorum. Biz bu kaydı cumartesi günü alıyoruz. Siz bunu perşembe günü izleyeceksiniz. Perşembeye kadar da dua ederim inşallah bu fiyatlar biraz daha düşmüş olsun, cep yakmasın da biraz daha hafif zorlasın bari. Ona razı olduk değil mi? Hadi başlayalım. Bugün bana eşlik edecek olan arkadaşımız da Burak. Burak'la ilk kez bir çekim yapacağız. Kendisine teşekkür ediyorum. Burak'la birlikte bugünün programı biraz daha ne olacak? Hareketli olacak diye inanıyorum. Bir de pazar yeri de kalabalık. Hadi buyurun bir başlayalım bakalım neler olacak. Pazar yanıyor, yanıyor bacım. Ben pazar pahalı mı diye sordum. Yanıyor dedi. Yanıyor, yanıyor. Memleket yanıyor, bitiyor. Bir kilo patates 4 lira, 3 lira. Bir kilo soğan 4 lira. Muz 7 lira. Biber 10 lira. Patlıcan 10 lira. Bu ne böyle? Enflasyon yok diyorsunuz. Neresinde enflasyon yok? Nasıl bir enflasyon? Geçen sene patates bu vakitlerde açın bilgisayara, internete bakın. 50 kuruştu, 75 kuruştu. Bugün bir kilo patates 3 lira, 2,5 lira. Cep yakıyor mu bu fiyatlar? Yakmaz mı kardeşim? Asgari ücreti nasıl geçinecek? Söyleyin bakalım nasıl geçinecek? Vallahi ayda 2000 lirayla nasıl geçinecek? Adam 100 lirayla pazara geliyor, 100 lirayla bırak 4 poşet sebze alıyor ya 4 poşet, 100 liraya. Peynir mi alsın, yağ mı alsın, sabun mu alsın, tursil mi alsın, ne alsın bu adam? Domates mi alsın, biber mi alsın, patlıcan mı alsın, patates, soğan mı alsın, ne alsın? Peki ne yapıyor vatandaş? Çok az mı alıyor? Her şeyden azar vatandaş azar taneyle. Alışveriş yapamıyor hanımefendi. Bak bizim tezgahımız karşıda, biz esnafız. Vatandaş alışveriş yapamıyor. Ne var sizin tezgahta karşı? Tezgahımızda patates var, soğan var. Biz tüccar getiriyor hale, halde satılıyor. Patatesi alıyoruz 2100 liraya, satıyoruz 2250 liraya. Zarar ediyoruz. 2 lira 10 kuruşa alıyorsunuz. 2 lira 25 kuruşa satıyoruz. 25 kuruşa satıyoruz. Bakın ortada bir patates var. 1 lira 80 kuruşa satıyoruz. 1550 lira para verdik. 1 lira 55 kuruş para verdik. 1 lira 80 kuruşa satıyoruz. 20 kuruş 25 kuruşla mal satmaya çalışıyoruz. Para falan kazandığımız yok. Durmadan buna açılıyoruz. Rağmen alan yok mu? Alan yok. Durmadan açılıyoruz. Borçlanıyoruz, borçlanıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. En saçma ya şekilde. Ya çıkacağız, atlayacağız. Allah korusun. Ya şimdi borçtan cezaevine düşeceğiz. Başka sonumuz bu. Bütün şu anda 80 milyon diyorlar ya. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon ya. Bunun geleceğim bir saniye. 75 milyonu şu anda bankalara olsun, şeylere borçlu. Pazarda en saçma şekilde çok mantıksız şekilde pahalı olan şey ne sizce? Soğan hanımefendi, patates, soğan. Bunlar çok mantıksız yükseliyor. Ne kadar soğan? Şu anda hiç pazara girmedik biliyorsun. Hanımefendi şu anda 5 lira. Eve götürüp yiyebileceğin soğanın kilosu 5 lira. Mantıksız. Geçen sene 50 kuruştu. 50 kuruş nerede? 5 lira nerede? 10 katı. 10 katı. Enflasyon %20. Nasıl %20? Enflasyon şu anda %2000. Bir tane deterjan alıyorduk 16 lira, 17 lira, Persilmatik 35-40 lira, 50 lira. Bir kilo yoğurt 10 lira, bir kilo tereyağı 40 lira. Bunları zaten yiyemeyiz artık. Nasıl olacak? Bu pahalılığın sonu nereye gidecek? Bu pahalılığın sonu tutulamayacak bir şey. Olmayacak bir şey. Bunun düzelmesi lazım. Yetkililerin el atması lazım.
düzelecek gibi değil yani. Biz... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seslendi. Halkımız zorlayanlara hani ben uyarıları yapıyorum dedi. Bu yansımadı mı? Yansımıyor hanımefendi. Hiçbir markete yansımıyor. Yani bunun pazara yansıması için toptancıya yansıması lazım. Ben de pazara yansıtmam lazım. Ama toptancıya varıyorum, alamıyorum. 1 lira 55 kuruş sabahın 4'ünde mal alıyorum. Getiriyorum 1.80'e satıyorum. Faturası var, şeyi var, irsaliyesi var. Sonra açık açık çıkarırım. Hiç sıkıntı değil. 1 lira 55 kuruşa patates aldım. 1 lira 80 kuruşa satıyorum etiketler üzerinde. Tezgah karşı tarafta. 2 lira 20 kuruşa patates aldım. 2 lira 50 kuruşa satıyorum. Kaç kilo aldın abi satmak için patates? Kaç kilo getirdin buraya? Hanımefendi akşama kadar o 1.80'e sattığımız 6-7 çuval 300-350 kilo 400 kilo bilemedin 500 kilo satarsın. Ama buranın masrafı var, yediğim var, içtiğim var, poşeti var, KDV'si var, rusumu var. Yanında çocuklarımı getiriyorum okulda kaldığı günler 15 tatilde onları çalıştım. İşçi bile çalıştıracak durumum kalmadı. Eskiden daha mı çok satıyordunuz? Eski biz geçen seneyi arar dururduk. Geçen sene. Geçen seneyi arıyoruz esnaf olarak. Şu anda geçen seneyi arıyoruz. Belki seneye bu seneyi de arayacağız. Allah saklasın. Yani burada durumu özetlemek için geldik. Hem esnafı dinleyeceğiz hem alışveriş yapan halkı dinleyeceğiz ama daha ilk röportajda diyorum ya bir muhabirin yapmak istemediği bir şey yapıyorum kanaatimce. Burada mikrofonu uzatıyorum onların dillerindeki dertlerini dinliyorum ama güzel bir şey konuşmuyoruz ne yazık ki. Bekleyen abilerimiz var burada. Abicim teşekkür ediyorum bu sohbetten dolayı. Pazarda durum nedir? Ablacığım pazarda kimse yok ki. Esnafların hepsi mağdur zaten. Sanayilerde herkes işini kapatıyor. İşsiz dokümanında çalışan adam pazarcının yanında çalışıyor. Orada burada çalışan adam pazara kendini atmaya çalışıyor. Şimdi pazara geldiğin zaman, pazardan bir çöp aldığın zaman kimse bir çöp alamıyor. Çünkü her şeye zam. Tutturmuşlar asgari ücrete diyorlar biz zam verdik. Ya asgari ücrete zam verdin de ev kirası olmuş zaten 8-9 milyon lira. Bunun aidatı da var. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 3 tane çocuk kapın diyor. Bu çocuğun zaten masrafı zaten 3 çocuğun masrafı 1 milyar. Şimdi ben sana sorarım. Milletvekili oradan konuşuyor. Konuşması kolay. Bir de gel halkın kendi dilinden konuş. Emekli amcam kaç sene çalışıyor, maaş almaya çalışıyor. Emeklinin maaşından kesinti yap. Oradan kesinti yap, buradan kesinti yap. Yani bu nereye gidecek? Siz esnaf mısınız burada? Biz esnafız. Siz ne satıyorsunuz? Ben simit satarım, pamuk şekeri yaparım, ben datlı satarım. Yani bizim baba mesleğimiz bu zaten, datlıcıyız. Biz kendimiz yaparız. Allah'tan kendimiz sizin yaparız. Fiyatlar belli. Yok bizde fiyatlar sabit. Şöyle... Değil mi? Hayır sabit değil. Şimdi tarladan buğday çıkıyor. Buğday un olarak geliyor. Şimdi bu datlıyı yapman için un lazım. Şimdi unu pahalı olduğu zaman mecburen datlıda da fiyat oynatıyor. Hani simit fiyatından düşündüm. Ben en azından fiyatı hani enflasyona göre değiş inip çıkmayacak. Yani bir stabile getirildi. Ya şimdi hepsine vuruyor. Şimdi üçte birini örnek görün. Üçte birini mal sahibine ver. Üçte ikisini oraya ver. Üçte birini oraya verdiğin zaman kalır. Sadece bir insana kaldığı zaman üçte biri kalır. Şimdi ben sana sorarım. Sen aylık 3 milyar maaş alıyorsun. Doğru mu? Bazılara geliyor çoluk çocuğunla. Diyorsun ki ya ben yumurta alayım, zeytin alayım, peynir alayım. Ya cebindeki para miktarı 100 lira. Ama senin o dolabı doldurman 200 lira. Şimdi bir geliyorsun 50 liraya zaten pazarı zor dolduruyor adam. İşhatta çalışan adam aldığı yemeği zaten buraya veriyor. Yalana gerek yok. Şimdi mantıklı konuşmak gerekirse. Şimdi getirdi bir de Suriyelileri içimize kattı. Afgan'ı da kattı. Şimdi ben bu işi bıraksam sanayiye gidip çalışmaya kalksam en basit örnek. Adam diyor ki ben diyor buna 200 milyon maaş vereceğimi ben Suriyeli'ye 1 milyar veririm ben Suriyeli'ye çalıştırırım. Öyle şimdi ben sana sorarım. Benim mi devleti yüceltmem lazım yoksa yabancının mı milleti yükseltmesi lazım? Anlamsızca, mantıksızca çok pahalı gelen size ne? Soğanla patates başka ne olacak? Ablam geliyor cebinde 3 lira parası var. Acaba çocuğuma patates kaynatır mıyım diyor. Patates soğan olmuş 4 lira 5 liradan 10 liradan konuşuyorlar. Şimdi ben sana sorarım bu insanlar nasıl geçinecek? Biz de şaştık kaldık. Ama diyorlar enflasyon diyor da yala. %10'unu cebine at geri kalanı da de ki millet böyle yap. Ya bu yanlış iş. Ortada hak yok. Adalet yok.
Gerçekten yok. 2,5 milyar maaş alan bir insan nasıl geçinecek? 4 tane 5 Bu da tane. Aslında çok gibi geliyor değil mi 2,5? Onlara baksan, onlar diyor geçinir. Bak, meclisten konuşursan onlar geçinir, halk geçinir. Ama gel bir de halkın içinden konuş. Ya ben yeri geliyor 10 lirayla eve gittiğimi biliyorum. 20 lirayla eve gittiğimi biliyorum. Çocuk var mı? Yok. Bekarsın. Ya bekarım. Allah'tan bekarsın. Allah'tan aslında bekarım. Bu iyi, şükredecek bir şey değil de çoluk çocuk olsaydı bir de neler i̇şte, yap. Ya benim babamın 6 tane çocuğu var. Biz 6 kardeşiz. Adam oraya saldırıyor, buraya saldırıyor ki evlatlarımı bir yere geçireyim diye çabasında. Çalıp çırpmadan, helalinden kazanayım diye değil mi? Teşekkür ediyorum. Daha pazarın içine gireceğim. Teşekkür ediyoruz. Daha girmeden dertlendik ama girmek zorundayız. Gireceğiz, fiyatları da göreceğiz. En mantıksızca, en anlamsızca size göre pahalı olan nedir diye sordum. Patates, soğan dediler. Bakalım öyle mi? Fiyatları da göreceğiz. Beni izleyen ablalarım var. Onlar konuşursa konuşacağım. Sağ olun, konuşmuyorum. Yok, sağ olun. Çok mu pahalı? Hayat çok pahalı. Geçim ne pahalı? Zor. Patatesin kilosu 3 milyon. Soğan 5 milyon. 10 milyon 3 kilo soğan, 2,5 kilo soğan 10 milyon yetiştiremiyoruz. Yani gerçekten yetiştiremiyoruz. Kaç lirayla geldiniz bugün pazar? 100 lirayla geldim. Haftayı sürmüyor. %100 lirayla geliyorum, haftayı sürmüyor. Bir hafta gitmiyor. Peki kısıyor musun? Aman neyse şunu da almayayım, ne yapayım artık? Yeri geliyor yapıyorsun tabii. Mesela 5 kilo alacağına 3 kilo alıyorsun. Öyle. Hiç alamadığın oluyor mu? Yani böyle bakıyorsun veya eve götürmek istiyorsun ama para yetmedi ya, ne yapayım? Cebindekine göre alıyorsun. Hani ihtiyaçlarını cebindekine göre alıyorsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Pazar arabasıyla böyle gidiyor. Biz de şöyle girelim. Vallahi ben de merak ettim patates soğan fiyatını. Kendimi bir yere vurmadan devam etmem lazım. Bir keselim geleceğiz. Merhabalar. Buyurun. İyi alışveriş. Pazar pahalı mı? Çok pahalı hem de. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Pahalı geldi. Hangileri pahalı geldi? Sebze türü, meyve değil de sebze türü biraz daha pahalı yani. Sebze değil, meyveler daha pahalı. Hayır, sebze, meyve biraz daha. Meyve biraz daha iyi. Ben ters anladım. Evet. Hangi sebze çok size çok mantıksızca pahalı gelen? Ispanak 8 milyon lira. O bana mantıksız, çok mantıksız geldi yani. Niye ıspanak 8 lira olur mu diye? Yani olmaması lazım yani. Peki nasıl, kaç parayla geldiniz? Ne kadarlık alışveriş yaptınız? Daha yeni başladık. Yani ne kadarlık yaparsınız? 100 liralık yapacağız. Ama 100 liralık doldurmuyor şey. Yetecek mi? 100 liralık. Ne, bir hafta götürecek misiniz? İdare edeceğiz. Götürmüyor ama idare edeceğiz. Ne olacak bu pahalılığın sonu peki? İnşallah düzelecek diye bekliyoruz yani. Devlet, yani devlet büyüklerim sesleniyorum buradan yani. İnşallah. İnşallah bu pahalılığı bir şekilde atlatacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Teşekkürler. Neyin yanına varılıyor ki? Varılmıyor mu? Varılmıyor tabii. Ne alacaktın da yanına varamadın? Bir kilo ıspanak 7 lira, 8 lira. Aldığımız emekli maaşı belli, şeyimiz belli. Nasıl geçineceğim bundan? Ya şuradan şuraya geçmeye para istiyorlar. Yok. Pahalı. En saçma şekilde pahalı olan ıspanak mı siz? Hepsi. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. Pırasası öyle, şey öyle. Hepsi pahalı. Patates soğan? Patates soğan işte bir çuval aldım. İdare eder mi biraz? İdare eder. Yoksa tamam. 2 lira, 2,5 lira. O, tamam o normal. İdare eder de. Ispanak, pırasa bilmem marul, bir marul 10 lira. Ne olacak peki bunun? Bugün bilmiyorum artık ne olacağını. Onu mekillerimiz bilir. Onlar bilir. Biz bir şey şimdi ne desek boş. Bağlı diyoruz, ucuz diyoruz. Sen pazara geldin ama hiçbir şey almadın mı daha? Ellerin boş. Aldım, arabaya koydum canım. Aldık da. Ne kadarla geldin? Kaç parayla geldin? Vallahi 150 milyon lira para harcadım. 150 milyon lira bir ıspanak, pırasa, mandalin, portakal, işte tamam. Bir hafta gitmez de o. Ne gidecek şimdi? 2 gün sonra yine aynı. 150 lirayı aldın halbuki değil mi? Tamam. Teşekkür ediyorum. Aldığımız emekli maaşı da belli. Ama abi dertleniyor da hala bir gülüyor. Pozitif enerjin var abi senin. Ya ne yapayım, başka çıkar yolun yok. İstesen kara kara düşün. Yapacak bir şeyin yok. Onun da faydası. He. En iyisi gülelim diyorsun. Tabii güleceksin. Başka ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Hadi. Vallahi, vallahi bir şeyleri devirdim. Tamam, ben arkadaki tezgah böyle. Bir anda çantam maalesef. Özrümüzü diliyoruz her kimse. Ben de toplamaya biraz yardım edeyim, geleceğiz. Pazarda en çok etkilenen kimmiş? Çaycıymış. Öyle dediler. Öyle mi? Efendim. En çok çaycı mı etkileniyor? Pahalılık. Şimdi bütün halk etkileniyor. Hangi kanaldan silkeniyor? Kanal 42. He? Kanal 42. 42. Sen bunu ilk önce hançerliğe söyle ki bazaları el atsın. Neden?
Neden mi? Piyasa yok ki. Belediyecilik yok ki. Var mı belediyecilik Hançerli'de? Şimdi bugünün konusu belediyecilik değil. Pazar pahalı mı diye soruyor. Pazar pahalı değil. Normaldi. Hava koşulları normal. Mevsimden dolayı böyle olmasın. Mevsimden dolayı yani. Kim ne diyorsa desin yalan. Ispanak 8 lira 9 lira. Ya normaldi kardeşim. Bugün zaten Antalya sera vurmuş, şey vurmuş, sel vurmuş. Ne olacak? O zaman el atsın. O diyen adam el atsın. Doğru mu? O zaman bu Antalya'da yani sera bölgelerinde biraz mevsim şartları normalleşince fiyatlar ya, düşecek mi? Tabii düşer ya. Bu zaten mecbur düşecek. Bugün ben kendi şahsımla olayım yani. Pazarcıya işiyor satayım, ıspanak satayım. 3 liraya alırsam 4 lira satarım. 4 lira alırsam 5 lira satarım. Bu böyledir yani. Sizi doğru çok mu? Vurmadı yani. Ya bana niye vursun ya? Ben çayımı satarım geçerim. Sizin çırak mı ya kalfa öyle demedi sanki. Ya en şimdi, çok bizi vurdu dedi. Şimdi zaten pahalılık zaten başını alıp gidiyor. Bu halk devletten değildir, millettendir. Fırsatı bulup yapıştırıyor. Fırsatçıların sebebi mi? Tabii fırsatçı. Yalan mı? Yok yalan mı? Doğru, onun da payı var illaki. Pazar pahalı mı diye soruyoruz. Pazar fazla pahalı değil. Pazar markete göre pazar ucuz. Markete göre ucuz market ama. Market pahalı. Bugün bu pazarda olan 5 lira markete 10 lira. Yani burası tüm pazarın her şeyi ucuzdur. Pazar o kadar savuk alıyor, o kadar vergi ödüyor, o kadar yer parasını veriyor, her şeyi de veriyor. Pazarın malı market malında hem iyidir, günlük maldır hem de ucuzdur. Yani diğerlerde pahalı değil. Var mala göre para yani. Yine pazar daha şeyden ucuz, daha marketten ucuzdur. Marketten illaki ucuz ama daha pazarın girişinde patates, soğan, ıspanak fiyatları çok yüksek diyenler oldu. İspanak sadece şeyle ilgiliyle sela yıkım oldu, soğuk oldu, rüzgar götürdü, ondan sonra fırtına çıktı, ondan biraz bağlandı. Yani o yönden bağlı diyorsa bağlı değil. Pazarda kesinlikle mal bağlı olmaz. Burada yani pazarda pahalılık yok deniliyor. Pazarda pahalılık yok, normaldir yani. Normalmiş. Pazar. Biz daha fiyatlara hiç bakmadık. Marketlere göre tabii ki ucuz. Hiç olmaz ki market ucuz. Ona mı Sen ona sor. O sizin eşiniz? Eşim o her şeyi bilir. Ablanın eşine soracakmışız. Bana hanım abiye gönderdi. Pazar pahalı mı? Oğlum kılıçlar. Pazar şu durumda, pazarımızın şu durumda ucuz yani. Marketlere bakaraktan vallahi vicdanlar. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi vurdu. Tamam mı? Kılıçdaroğlu mu vurdu? Kılıçdaroğlu'na vallahi bilgisi yok hemşehrim. Sen kalış olduğunu söyleyin. Ayrı ayrı. Pazar pahalı mı? İkinizle birlikte sorun. Pazar pahalı. Pazar değil, pazar marketler pahalı. Pazarların yine vicdanı var. Allah ama piyasaya göre, ekonomiye göre pahalı mı? Belediye başkanlarını. Belediye başkanlarını bilmiyorum marketleri ama. Marketleri şehrin içine koymayacaktı. Yani her bileyatta şehrin dışında. Aldı her tarafa soktu marketi. Ama pazar da haftada bir kere geliyor. Ya bak haftada bir kere olsun. Haftalık alıyoruz biz de. Haftada bir kere olsun. Haftalık alıyoruz. Bir kere olsun. Konya gelinde her gün 3-4 tane pazar var Konya'da. 42 tane pazar var. Bak Konya'da. İstanbul, Adana, Ankara bir tane şehir içinde market yok. Belediye başkanının yaptığı hata. Bilmiyorum. Konu başka yerlere gidiyor. Biz pazar pahalı diye soruyoruz. Bu belediye başkanları yüzünde vermeyeceğiz. Konu belediye başkanı değil. Konu pazarlar. Burada keselim. Biraz fiyatlara bakalım. Olur mu? Hadi gelin gidelim. Şimdi bir abimiz diyor, Kerem İşkan abimiz derken ben şurada o meşhur ıspanağın önüne geldim efendim. Fiyatı henüz yazmıyor. Yerli bahçe yazıyor. Bir yerli bahçe yazısı daha. Ama fiyat acaba ne? Fiyat ne kadar? Fiyatı hiç yazmamışlar. Acaba yazılırsa gözü korkutur mu diye. Ispanak ne kadar? 8 lira. Çok pahalı sanki. Satıcı siz değil misiniz? Siz değilsiniz. Ben abiyle şu uzaktan bir şey yaptım. Konuşmaya çalıştım ama bu tezgahın sahibi o değilmiş. 8 liraymış. Fiyatı yazmamışlar. Benim kanaatimce 8'i gören korkmasın diye olabilir. Bir bakalım. Pırasa 4 lira. Pırasa 4 lira. Görüyorsunuz. O biraz iyi gibi sanki. Burada da pırasa var. Bu ara limon ucuz. Limon 1,5. Bak. 1,5. Bahali değil bak. Şu limon 1,5. Şu limon 2,5. Armutlar 3 lira. Mandalalar 1000 lira. Fazla pahalı değil yani. Bundan ucuzu başka can kurban. Efendim? Sendeki fiyatlar iyiymiş. Çok güzel. Çok güzel. Fazla pahalı değil. Sen ucuz satıyorsun anladığım kadarıyla. Fazla. Bak pırasa. Pırasa şimdiye kadar 4 liraydı. 5 liraydı. Şimdi 4 lira olmuş. Ucuz yani. O da fazla pahalı değil yani. Şeye göre, havaya göre iyidir yani. Teşekkür. Bu tezgaha gelirseniz ucuz. Bak, şuradan. Armutları çek bak. Armut gerçekten çok güzel gözüküyor. Ne kadardı fiyatı? Seninle beraber çek. Seninle birlikte çekelim.
3 kilosu 10 lira. İyi armut yani. 3 kilosu 10 lira armut. Mandalya 1000 lira. Barış Manço'nun şarkısı geliyor aklıma. 1000 lira mandalya. Armut deyince. Mandalin deymiş. Bu tezgah güzel. Yeşillik pahalı deniliyordu. Marul, maydanoz pahalı deniliyordu. Bir bakalım. Marulların fiyatını öğreneceğiz. Ne kadar? Tanesi 3, ikisi 5 liraymış. Pahalı değil mi? Tanesi 3. Ben Burak'a da soruyorum o arada. Burak'la karşılıklı evet diyoruz. Maydanoz ne kadar? 2. Maydanoz 2 lira. Bir demet maydanoz. 2 lira. Tüm yeşillikler 2 lira mı peki devamında? 2 veya 3 tanesi 5 lira şeklinde devam ediyormuş. Şöyle bir gidelim. Domatesi görüyorsunuz. Şimdi de bizi gördünüz. Seni tanıyabilir misin? Yılmaz Yerli. Yılmaz Yerli. Pazar pahalı mı? Pahalıdır efendim. Sizde ne var? Bizde domates, salatalık, biber, elma, portakal, muz. Fiyatlarımız çok pahalı ve insanlar etkiliyor. İş yapamıyoruz. Niye pahalı? Şimdi basit düşüneceğim. İnsanların aklına, bu arada hocamızı gördük. Teşekkür ediyoruz. O da bizim çekimlere böyle bir el salladı. Şimdi halk diyecek ki, niye pahalı satıyorlar? Pahalı satmasınlar. Düz mantık gidiyor. İnsanların hani düşünceleri hep aynı ama mal gelmiyor şu an zaten yani. Antalya'da mesela mallar hep dolu vurdu. Dolu vurduğu için millet mal getiremiyor. Halde dahi mal yok yani. Haftaya belki düzelir mi fiyat? İnşallah. Düzelme olabilir haftaya ama muzda düzelme olmaz yani. Şu an muz pahalı. 8 liraya muz diyor insanlar. 10 liraya 15 liraya bir. Muzun adı var. Muz yani. Ama dönüyorsun bakıyorsun başka şeylerde 3 lira 5 lira 7 lira. Batcan 14 lira. Yani insanlar bunu alıp yiyemez. Ha düşer mi? Bir bilgim yok. Sence düşer mi pazarcı olarak? Bence zor biraz. Şu gidişle zor yani. Enflasyondan dolayı. Evet. Sana göre fiyatı çok saçma, çok anlamsızca domates. Yüksek olan şey domates. Domates. Ne kadar sende domates? 4 lira. 4 lira. Görüyorsunuz domatesleri parlaklığı. Ya bir de ben şimdi şunu söyleyeceğim. Bu mevsim domates mevsimi değil. Yani mevsiminde yiyip içmek lazım. Bu dönemin mevsimindeki meyve sebzeleri sormak lazım biraz daha. İlla ki o sera biraz daha biliyorsunuz. Ondan dolayı da fiyatı biraz yüksek oluyor. Peki ne olacak bu pahalılığın sonu? Vallahi sonumuzu ben de bilmiyorum yani. Gerçekten sıkıntılı hallerdeyiz. Allah yardımcımız olsun. En çok ne sattın bugün? Hani... Bugün en çok portakal sattım. O da ne kadar? Meyve zaten. Ne kadar fiyat? 1.250. 1.250, 1.5'muş portakal. Bak portakal iyiymiş. C vitamini deposu. Bardağın dolu tarafını görmek zorundayız. Yani ucuzu göstereceğiz. Ucuzdan yana yiyip içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Devam ediyoruz. Pahalı. Ne pahalı? Vallahi her şey pahalı da ben konuşmuyorum. Normal kızım ya. Normal. Fazla pahalı değil. Bazıları çok pahalı olduğunu söyledi. Ya normal. Ona dediklerine bakma. Normal. Normal. İyi alışverişler diliyorum sana da. Teşekkür ederim. Ne alacaksın? Nasipte ne varsa onu alacağız. Ne güzel söyledin. Nasipte ne var? Tabii ki. Ne kadar parayla geldin? Sorması ayıp. 50 lirayla. 50 lirayla. Ne alabileceksin 50 lirayla? Bilmem artık nasip dedim ya. Nasip. Tabii. Her İnşallah şey. Bereketli olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Ha, size de kolay gelsin. Devam ediyoruz. Pazar pahalı mı? Pahalı. Uşkun pahalı. Ne aldınız diye baktım şöyle. Böyle lahana aldık. Çiftini 5 liraya aldık. Pahalı. Çiftini... Daha yeni geldik. 60 liradan geldik. Abi bitecek mi bitmeyecek mi bilmiyorum. En çok ne pahalı geldi? Yani çok var. Bir şey market gibi aynı. Bugün pazarda en çok ne pahalı geldi? Vallahi daha yeni geldim ama bakıyorum. Geri gelmez portakalı almışsınız, lahanayı evet, almışsınız. Lahana pahalı geldi mi? Normal yani. İkisi 5 lira bana da normal geldi. Çok şey gelmedi açıkçası. Hayat şartları pahalı. Hayat şartları pahalı. Peki. Daha gitmiyor. 60 lirayla geldin inşallah bereketli ya. Olsun. Doldur git inşallah. İnşallah. Peki. Oh, teşekkür ederim. Abimizle daha önce konuşmuştuk. O karıştı orayı. Olmadı mı orası? Ya şimdi şöyle sen marketten soruyorsun o karıştırma siyasi olay sor. Siyasi olayla pazar yerinin ne ilakesi var kardeşim? Az önce yaptığımız röportaj içine sinmedi mi? Sinmedi tabii. Baştan yanlış başlayalım. Konuşuyordu çünkü yanlış. Ha sen bana pazar yerini ne Allah için pazar yerini marketlerden ucuz. Ha. Şimdi Allah için bak. Tamam marketi bir kenara bırakalım. Ha. Bugün pazar sana pahalı geldi mi? Hayır şu durum her şey normal. Mesela tabii pahalı olan da var ama sera batmış. Adamlar ne yapsın? Ha domatesi 2 milyon aldım. Başka yerde 5 milyon, 4 milyon. Kaç lira harcayacağım bugün? Var 50-100 liramız var işte. 100 lirayla eğer 8 orantayı bitirebilirsek helal olsun. 8 kişilik? 100 liramız 100 var. 100 liralık
alışveriş yapacaksın. Tabii bacım. Bereketli olsun. İnşallah sağ ol Allah senden razı olsun. Ama markete göre pazar yine ucuz. Pazar yeri markete karşı çok ucuz hanımefendi. Çok ucuz. İlla ki öyle. Pazarın namı orada çünkü. Tabii yani yine sağ olsun adamlar yani. Pazarı böyle değil, bizim bir cumartesinin pazarı ucuz oluyor. Ne mi oluyor? Siz şanslısınız o zaman. Vallahi bizim buranınki ucuz, ne bileyim ben. O zaman şey diyeyim, siz de cumartesi günleri Sedirler pazarına gelin. Zaten evet. Sedirler ucuz. Zaten Sedirler'i. Bizi izleyenlere diyelim onu. Zaten Sedirler cumartesi pazarına gelin yani. Burası cumartesi ucuz. Pazarı her zaman için ucuz. Burası ucuz, buraya burası gelin. Ucuz, burası ucuz. Kapalı da. Hadi devam ediyoruz. Hadi. Geldik bir patates soğan tezgahının başına. Evet. İşte soğan. Yani bu her yemekte olacak hemen hemen. Hani pilav, makarnaya bile koyanlar var da. Zaten yemeğin içine illaki girecek. Ne kadar fiyat? 4 milyon efendim. 4 lira. Evet. Pahalı mı sizce? Şu anda normal ya. Şu anda normal. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene bakma. Geçen sene 2 milyondu, 1,5 milyondu, 50 kuruştu. Geçen sene 50 kuruştu. Ne oldu bir sene içinde bu kadar? Soğan çürüdü. Çürüdü öyle dediler. Bu sokçulardan dolayı da oldu. Onu bilmiyoruz. O şimdi yalanların şeyine bakmayalım. Onları bilmiyoruz. Şimdi kimse de parada kaçar mı? Kimse kaçmaz. Yani ne kadar para kazanırsa o kadar kar olur. Adam geçen sene 50 kuruşa sattı mı kimse bir şey demiyordu. Adamlara yardım etti mi? Yok. Çok kişi iflas etti. Kimse yardım etti mi? Yok. Ama bu sene de 4 milyon olmuş. Olacak mı? Bu kadar da olacak. Bu kışın. Bu kışın ortasında bunu yediniz. Normal dedim. Soğan 4 lira, patates. 3 milyon 800 lira para verdim bu soğana. 3 milyon 3 lira 80 kuruş aldım. Ben para verdim ben. 20 kuruş karla satıyorum. Evet. Şu anda biz para kazanmıyoruz ki. Şu anda sıkıntılı. Hani halk şey zannediyor, siz 4 liraya satınca yani cebimize giriyor diye. 4 lira. Pahalı mı? Ucuz ucuz. Şöyle bir düşündünüz sen. Yok yok ucuz. Normal. Şu anda biz 3 milyon 800 lira alırsa 4 milyona normaldir yani. 5 milyona satmam lazım para kazanacak. 200 kuruşla para kazan poşet parası dedi. Konya'da? Konya'da bedava 4 liraya. Doğru mu kardeşim? İstanbul'da adamlar şunu 7 liraya yiyor. Biz bedava yiyoruz burada. Ankara'da 7,5. 1,5 kilo 10 milyon ama Konya'da 4 milyona. Ortalama 7 lira kardeşim. Peki patates ne kadar? Patates 2 milyon, 2,5. O da mı sizin tezgah? Evet. 2 milyon, 2 milyon. 2 lira diyelim. Evet. 2 lirayla 2,5 lira arasında değişiyormuş. Evet. Şu anda sizinkiler biraz daha şey. 2 milyon ufaklı. 2 milyon 200 kuruşa alıyoruz, 2,5'a satıyoruz. Millet diyor belki bu hepsi paradır diyor. 200 kuruş, 3 kuruş. O da kuruşu var, halkası var, ameliyatı var, arabası var. Et ekmek yiyoruz. Her bir tanesi 7 milyon olsa. Nasıl geldi bilmiyoruz ama geldi. İyi bir etli ekmek nasıl olur? Ne demek ya? Nasıl olur? Nasıl olması lazım? Abi güzel olması lazım. İşte et, güzel. Nasıl? Soğanı koyacak, eti koyacak, yağlı olacak yalnız ha. Yağlı. Etli ekmek yağlı olması lazım. Kuru ekmek olmaz. Değil mi? Tabii. Hık hık hamur olmaz. Tabii olmaz. Vallahi Konyalı olunca ne olacak? Etli ekmeği getiriyoruz bir şekilde konuyu. Ben bu röportaj formatına çıktığımda ilk röportajım biliyorsunuz iyi bir etli ekmek nasıl olur diye sormuştum. Melikşah pazarındaydık. Sanki böyle nostalji gibi oldu bize de. 4 lira soğan, 2 2,5 lira da patates. 2 milyon patates. Gördük ama pazarcı da kazanmıyor. Bakın onu kazanmıyor da soruyoruz. Abi. Onu da söyleyeyim. 2 milyon 200 kuruş alıyoruz. Vergisi de var, halkası da var, KDV'si de var, hepsi var. Peki kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür. Bayağı sattınız mı bugün peki? Ucuza sattıktan sonra sattılar. Niye pazardaki sattın? En ucuz soğan senin mi acaba? Şu anda herkes öyle veriyor. Birbirlere uymak lazım. 4 liraymış. 4 lira. Ucuz mu? Pahalı mı? Pahalı tabii ki. Pahalı mı? Az önce ucuz diyenler, Konya'da çok ucuz. 4 lira dediler soğan. Herkes farklı farklı şey yapıyor ama. Yani pahalı. Almaz mısınız 4 liraya şimdi? 1 kilo alacağım mecburen. Evimde hiç soğan yok. 1 kilo mu alacak? Az olmayacak mı? Ne yapayım? Bitince bir daha alırım. Ne yapayım? Vallahi 1 kilo alıyor. Ablayı görüyorsunuz. Soğan. Aslında çokça alınır değil mi? Burak da garibim. Benim her dediğimi arkadan evet abla yapıyor böyle. Biz sanki böyle Burak'la burada dertleniyormuşuz gibi oluyor. 1 kiloyu aldı gidiyor. Bereketli olsun. Çok teşekkürler. Peki. Yarım kilo alan da var. Yarım kilo alan var. Alan var. Taneyle alan oldu. Abi taneyle olur. Şimdi yani taneyle alsan yine 1 milyon tutar tanesi. Değil mi? Abi millet perişan. Konuşamadım. Vallahi millet, diksiyonuma yansıdı pahalılık. Şu anda her şey yetişir. Yani bu kadar pahalı olmamalı hiçbir şey. 7 lira, 8 lira, 5 lira, 6 lira gelirimiz ne yani? Memura %10 zam verdi, her şey %50.
%60. Bazıları her gün artıyor her şey. Peki pazarda yani çok mantıksızca sana size saçma gelen pahalılık hangisi oldu? Hangi üründe oldu? Yeni çıktım pazara ama yani ne bileyim ben pırasa bile 7 lira dediler ya, 7 lira. Bir yerde 4 liraya buldum, 1 kilo aldım. Belen bizim öyle baktığımız tezgahtı. Bereketli olsun. Öyle, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok üzüldüm pazarın bu durumda olduğuna. Bir aydır pazara çıkmıyordum. Evdeki kurularla idare ediyordum. Bugün mecbur kaldım ama yani ne bileyim ben şok oldum ya, bu kadar olmamalı. Yani bizim ülkemizde yani üç tarafı denizlerle, her tarafında sular fışkırıyor. Tarım ülkesiyiz. Dört mevsimi yani bir arada yaşıyor. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir yer. Bilmiyorum daha böyle hiçbir şey olmaz. Ya mazot da tabii ki ben üreticiyi suçlamıyorum. Üreticinin eline fazla bile geçmiyordur yani. 20 kuruş kazanıyormuş pazarcı. Yani, öyle ben biliyorum yani pazarcı, onları da suçlamıyorum. Ama bu fiyat şişirmesi nereden geliyor? Hep yakıyor mu bu fiyatlar? Yakıyor tabii. Yakıyor tabii. Kaç lirayla geldiniz bugün pazara? Vallahi ben 100 lira ayırdım. Her şeyden bir kilo bir kilo alıyorum. İşte yani. Çeşitlilik fazla olsun en azından. Evet, yani en azından öyle. Ne yapayım? Allah kolaylık versin. Çok teşekkürler. Sonuçta evde tencereyi kaynatan hanımlar, mutfağı, ekonomiyi aslında beylerden bir tık fazla hissederler, yaşarlar. Bu bağlamda da ablanın sentezlemeleri gayet güzeldi. Burak'ı dinlendirmemiz lazım. Burak yoruldu. Gördünüz. Görmediniz. Ben görüyorum. Dinlendirelim, geleceğiz. Aa, simitler bile. Ablacığım simitler merhabalar. Bile. Pazar pahalı mı? Vallahi yeni geldim ama yeni gelmiştim daha yeni. Ya hiç bakmadınız mı bir şeye? İlk ne almayı düşünüyorsunuz mesela? Yeşillik almayı düşünüyoruz her ama. Her şey ithal olursa pahalı olur. Abime geleceğim. Simitçi abim diyor ki her şey ithal olursa pahalı olur diyor. Sen ne alacağım demiştin? Abi, ben yeşillik alacağım. Yeşillik. Ben sana söyleyeyim. Marullar 2,5 lira. İyi. 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 Başka? Neyin fiyatını verelim? Ispanak. Burak da bir şey söylüyor. Söyle Burak. Lahananın iki tanesi 5 lira. Ha, lahananın iki tanesi 5 lira. Uygun. İyi mi? İyi yani. Ben sana ucuz tezgahlara götürebilirim eğer istiyorsan. Ispanak 8 lira. Onu almayacağım. Almayacağım. Tam mevsimi. Güzel de geliyor. Var da ondan almıyorum. Hani iki kişi olunca fazla yemiyoruz. Bereketli olsun inşallah. İnşallah. Peki. Ablamla abimize göre pazar yeni başlayacak. İnşallah. Güzel bir fiyatla da, güzel bir bütçeyle de istedikleri alabilirler diye düşünüyoruz. Umut ediyoruz, dua ediyoruz, devam ediyoruz. Evet abi. Simci abicim, hepsi... Pazar pahalı mı? Tabii pahalı. Eğer ithal olursa hepsi pahalı olur. Pırasa, Allah'ın pırasası 5 lira, 6 lira. Karnabahar 6 lira, 7 lira. Bunlar ithal mi? İthal değil ama çiftçiye destek olmayınca çiftçi ne yapacak? Ekemiyor. Ekemiyor, ekemeyince de mal gelmeyince de mecbur o fiyatı buluyor. Halde insanlar, ben pazarda simit satarım. Yani millet, zevzeciler gidiyor, hal bahalı. Ne yapsın? Konuştuk, 20 kuruş, 30 kuruş kazanıyorlar. Yani çok da arada bir fark üstüne koyup abi kazanmıyorlar. Ben 1 liraya veriyorum. 1 liraya veriyorum. 750 liraya alıyorum, 1 liraya veriyorum. 25 kuruş. Orada akıllar bakanlar olsun, Cumhurbaşkanı olsun, rahatlar onlar. Bir eli balda, bir eli yağda. Şimdi onlar devlet yöneticisi. Ya, Cumhurbaşkanımız. Tamam abi. Meclis başkanı. Tamam abi de tamam. O zaman bir idare etmesi lazım. Doğru mu? Bir idare etmesi lazım. Her şey ithal olursa yani bu seçimden sonra ikiye katlar. Seçimden umudumuz var. Yani ben öyle düşünüyorum. Seçimle birlikte her şey bir dengelenecek diye düşünüyorum. Asla. Seçimden sonra bu her şey ikiye katlayacak. Niye öyle olacak? Dolar çıkacak 8 liraya. Ha bu seçim amacı böyle. Her şey. Seçim öncesi indirilmiş olur. Fiyatlar mı bir de bunlar? Tabii ki indirilmiş. Seçimden sonra daha hayırlı olacak. Doların 7-8 liraya 9 liraya çıkacağını da bileceğiz. Peki ne olacak bu pahalılığın sonu? Vallahi onu cumhurumuz bilmesi lazım. Onu cumhurumuz bilmesi lazım. Enflasyon %10, %15 deniliyor. Öyle mi sizce? Daha fazla. Sizce enflasyon? %20 lan olabilir yani. Daha fazla. Senin satışlar yani nasıl gidiyor? Simit alıyorlar mı? Ya sabah aldım geldim daha böyle duruyor. 1 liraya da simit veriyoruz.
Her yerde İstanbul'da 1,5 lira bize, yani burada da 1,5 lira 1 liraya veriyoruz. Ama işte o 1 lirayla belki yarım kilo daha sebze patates alacak değil mi? Tabii, tabii canım tabii. Tabii. Burada simit yiyeceğime diyor. 3-4 tane daha patates girer evime diye düşünüyor. Ya Allah'ın zamanı eskiden 1 liraydı. 4-5 kilo alıyorduk. Şimdi 5 lira 6 lira 1 kilo zor alabiliyoruz. Sivri biber kilosu 12 lira. 1 liraya kadar düştüydü. O zaman Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana desek yeri herhalde. Yeri tabii 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 yeri. Tabii. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Geliyoruz birazdan. Pazar pahalı mı? Çok pahalı. Ne çok pahalı? En çok pahalı ne geldi? Vallahi domates, biber hepsi pahalı. Ne kadardı fiyatlar baktığın fiyat? Ne dediler domatesle bibere? 10 lira. Hangisi 10 lira? Biber, domates, patlıcan pahalı yani. Kaç lirayla geldin pazar abi? Param var, parada sınır yok da. Zengin misin abi sen? Yiyecek kadar var şükür. Allah'a şükürler olsun, bereketli olsun. Sağ ol. Ama zorluyor mu, cep yakıyor mu bu fiyat? Alan var, alamayan var, galiben var. Herkes düşünmek lazım yani. Öyle. Fiyatlar yüksek. Vallahi bir de fırtına çıkıyor ki zor şartlarda burada pazarcı esnafımız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim. Yapıyoruz. Hayırlı günler. Pazarcı esnafını nasıl zorlandığını bir gösterelim mi? Yani bir ablamız var. Ben soruyorum. Pahalı mı pazar? Yok. Ben Bahariye ya az yani. Biraz pahalı. Biraz yani. Bu, ne aldın? Bu yok Bahari. Bu yok Bahari. Ama biraz yani pahalı. Bahari. Bu elmaları. Patates Bahari. Patates. Bu bencan Bahari. Pahalı. Pahalı valla. Bencan 8 lira. Nasıl? 8 lira bencan. Patlıcan. Ay konuşamadım. Patlıcan 8 lira. Senin bulduğun yine iyiymiş. Vallahi Türk bilmiyorum yani. Az Türk. Tamam. Türkçeyi az biliyormuş. Ona da ben ismi Mesmuki. Mesmuki. Vadhal Hudayr. Vadhal Hudayr. Vadhal Hudayr. İnşallah doğru söylemişimdir. Suriyeli ablamıza da iyi alışverişler diyoruz. Bereketli olsun sen. Şükran. Teşekkür ettik ona da. İşte beklediğim an. Bakın. Böyle bir Allah Allah kalkıyor iniyor ki göreceksiniz. Ne tarafa gidelim? Şöyle bir gidelim bakalım. Şu arka tarafa doğru gidelim. Bugün Konya'da şey var. Fırtına cidden zorluyor. Bir ıspanak daha var. Ne kadar ıspanak? 5 lira. Sizde iyiymiş. Pazarın en iyi fiyatı sizde mi ıspanakta? Vallahi bakın gelin ucuz tezgahları sizin için buluyorum. Hazır demeti. Bunlar birer kilo. Yarımşar. Yarımşar kilo şeklinde. Yani bir kilo alacaksınız, iki tanesini koyacaksınız. 5 lira. İki tanesi 5 lira. İki tanesi. Kilosu 5 lira. İki tanesi 1 kilo. Bende bir aptallık var. Niyedir bilmiyorum. Fiyatların fazla olması mı aklımı değiştirmiyor? Ispanak da en iyi fiyat sizde zaten. Evet. Bayağı sattınız. Halde 6 bizde 5. Zararına mı sattı? Yok biz biraz uygun aldık. Ondan veriyoruz 5 lira. Konya halinden aldınız sonuçta evet. Adnan Menderes'ten alıyoruz. Evet. Vallahi ucuz ıspanak burada. Buraya gelin. Pazarın arkasına doğru. Söyleyeyim vatandaşa. Haftaya gelecek olursanız yine bu arkadaşımızı görebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Muhtemelen haftaya da ıspanak satacak şunları değil mi? Her hafta. Bir ablamız bize bakıyor. Pazar pahalı mı? Pazar pahalı. Ne en çok pahalı olan? Ya hem yeşillik de, mevsimindeki şey de pahalı. Mevsimde olmayan da pahalı. Yani o yüzden dolayı pahalı yani. Ya herhalde bu şeyden, hava şartlarından dolayı bence. Mevsimsel diyorsun. Mevsimsel. Zorladı mı sizi fiyatlar? Tabii canım zorladı. Hani mesela geçen hafta hiçbir şey almadan gittik. Bu hafta gene pırasayla ıspanak alıyoruz. Geçen hafta hiçbir şey mi almadan? Daha mı pahalıydı geçen hafta? Evet, geçen hafta daha pahalıydı. Bu hafta biraz gene biraz ateşi düşmüş yani. Öyle mi? Hı-hı. Zorlanıyor musunuz bu fiyatlarla? Tabii canım hani. Yani tek bir eş çalışınca zorlanıyoruz tabii ki bir asgari ücret. Kaç lirayla geldiniz pazara? Değil mi? Beyne verirse. 40, beyne verirse işte. Ne 40, 50 liralık bir alışveriş. Öyle 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 yani. 50 lirayı tutur yani. 50 liraya, 50 liraya ne alırsınız? Tabii tabii. Bereketli olsun. İnşallah. Amin. Pahalılık cep yakıyor. Aynen. Yani ama ne yapalım? Gene buna şükür deyip hayatımızı devam ettireceğiz artık. Bereketli olsun. Abiyi daha fazla bekliyoruz. Razı olsun. O da size de kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ediyoruz. Hanımlara daha çok sormak istiyorum aslında. Onlar iyisini, ucuzunu bulur. Pazar pahalı mı?
Çok pahalı abla. Ne pahalı en çok? Her şey pahalı ablam, baksana. Ne almış, şu an ne almayı düşünüyorsun abla? Düşünüyoruz ama yok. Her şeyi almayı düşünüyoruz ama alamıyoruz dedi. Daha fazla da yormayacağım ablalarımızı. Pazar pahalı mı? Yani. En çok ne pahalı? Daha gezmedik ki. Yeni geliyoruz. Ne alacaksınız? Ya bakacağız işte. Bakacaksınız. Bereketli olsun diyelim. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Burada yine bir ablamız daha var. Hanımlar, bu işin erbabı. Pazar pahalı mı? Çok pahalı. En çok ne pahalı geldi? Hepsi pahalı bence. Ne almayı düşündünüz, alamadığınız oldu mu? Yani oldu tabii. Neyi alamadınız mesela? Birçok şeyi alamadım. Bir şey. Evet, evet. Kaç lirayla gelmiştiniz? Vallahi 100 lirayla geldim. 100 lira iyi bir fiyat aslında ama pazara gelince bitiveriyor mu, ne oluyor? Ya tabii ki. Şimdi paranın değeri kalmadığı için hiçbir şey alamıyoruz yani. Her şeyden mahrum kalıyoruz. Hayat çok pahalı. Lahana mı aldınız? Marul aldım. Marul. Patlıcan alan ilk kez gördüm. Kaç liraya aldınız patlıcanı? 6 liraya. 6. İyi bulmuşsunuz. Vallahi ucuzunu da buluyor hanımlar, görüyor musunuz? 1 kilo patlıcan almış anladığım kadarıyla. Bir de marul mu var orada? Evet, bir tane de marul. Marul ne kadar? 4 lira, 3 lira. 4 lira, 3 lira. Hı-hı. Yani işte fiyatlar hayat bu durumda. Pahalı. Hayat pahalı. Çok. Ama pazar dernek başkanı var orada. Ondan konuş. Pazar dernek başkanımız da oradaymış. Gidelim birazdan. Pazar pahalı mı? Normal. Kış gününde eğer bu kadar yiyece israfçımız da çok. Kanal 42 mi? Ha, Kenan İşkan'a çok teşekkür ediyorum. Kerem İşkan. Kerem İşkan'a çok teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorsun? Açık sözlü, açık yürekli, özverili, yalanı, hiçbir şeysi olmayan bir kişi. Çok iyi bir insan. Her gün izliyor musun Kerem Her abi? Her gün. Sonunda vefat edenleri de merak ediyor musun? Oo, hem de nasıl. Onun için eğer saat 8'de bakamazsam 1'e kadar bekliyorum. Aha, Kerem İşkan'ın mahallesinde o çocukken ben de orada çimenlikte ben de oturdum. Öyle mi? Birol Polat İlkokulu'nda Fahri olarak çalıştım. Çok sevdiğim bir insan. Çok kardeş, evlat. Eğer kış gününde şu yiyecekleri buluyorsak Rabbime 1000 kere şükredelim. Var. Nimet var en azından, öyle mi? Var. Pahalı diyen, git o pahalı diyenlerin hep çöplerinde şeyler var, masraflar var. Atılıyor. Ekmek israfı. Efendim bu yiyecekler hep yapışacak olarak gidiyor. Yapışmış olarak gidiyor, yapışacak olarak gidiyor. Çürütülüp atılıyor. Müsrif çok, masraf çok. İdare yok. İdare etmeyi bilmek lazım biraz. İdare etmeyi bilmek lazım. Durmayı sahne. Efendim? Seni tanıyorum herhalde. Her bütçeye göre mal var. Pahalısı da var, ucuzu da var. Fiyatlar iyi, normal ya. İyi ya. Zorlamıyor yani fazla. 1 liraya da var, 5 liraya da var. Ararsan ucuzunu da buluyor. Var ya, hepsi var. Burası Sedirler Pazarı, hepsi var. Sedirler Pazarı'nın farkını yaşıyoruz zannedersen. 5 liraya da elma var, 1 liraya da var. Sen hangisini tercih edersin? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kerem Bey'e selamlar. Merhaba. Pazar pahalı mı? Pahalı. Ne pahalı? Vallahi alacağım her şey pahalı ya. En çok ne zorunuza gitti? Patates pahalı. Patates de çok pahalı. Yani geziyoruz ama bir çalma. Daha elimiz boş. Önce bir araştırma mı yapıyorsunuz? Önce araştırma yapıyoruz, ondan sonra alışveriş. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Pazar pahalı mı? Çok pahalı. Ne pahalı? Çok. En çok zorunuza giden hangisi? Sebzeler, meyveler. Ondan sonra size ne diyeyim ben kardeşim, market, pazar, her şey ikiye katladı. Avrupa'yla, Amerika'yla bizim işimiz yok. Biz kendi kendimize bakalandırıyorlar. Hükümetimiz milletine sahip çıksın. Milletine sahip çıkmıyor. Adama soruyorum, fiyatı yazmamış adam. Kaç lira salatalık diyorum. Adam fiyat yok üstüne 10 lira. Domates kaç lira yazmamışsınız? 8 lira. El insaf kardeşim ya, aldığımız para kaç parada vatandaş alacak bunu? Alamıyor ki. 1 kilo balık aldım 20 milyon ya. Sen 80 milyar, 100 milyar arıyorsun ey Cumhurbaşkanı. Bu vatandaş nasıl alacak 1 milyar 600'üne? Bir de EYT'lileri emekli etmiyorlar. Niye emekli etmiyor kardeşim? Alacağı 1600 ya. 1600 lira ne ediyor? Bana söyle Allah rızası için ya. Sen kendin 1600'e geçinebilir misin? He? Sen 1600'e geçinebilir misin? Ev kirası 1000 lira. Ev kirası 1000 lira. Elektrik parası uçmuş. Doğalgaz parası uçmuş. Vatandaş cebinde 1 lira para yok ya, ben adama bir kilo havucuna var ya uğraşıyorum adama, yarım kilo alayım diyerek ya. 17 bak.
17 lira bak görüyor musun? Ben alıyorum. Yarım kilo biber 7 lira. Gördük mü? Ben sana çok 17 lira. Çok pahalı. Niye bu kadar pahalı satıyorsun? Ama pahalı bak vatandaş alıyor görüyor musun? Yarım kilo 6 lira. Bak hep yarım yazmışım. Alamıyor işte. Yarım yazıyorum ben. Yeri geliyor ek iş yapıyorum. İkisi de çalışıyorum. Bir kilo limon alırken ağlıyoruz ya. Ne olacak bu pahalılığın sonu? Bu pahalılığın sonu bir şey yok. Millet bitti artık. Ülkede eğitim çöktü kardeşim. Ekonomi çöktü. Millet bitti yani. Ne derseniz de benim gelmiş neymiş eğitimimi Avrupa bitirmiş. Ne alakası var kardeşim? Benim ekonomimi Avrupa bitirmiş. Niye? Her şey devlet yapmış. Marketler fiyatı yükseltmiş. Ne marketi yükseltecek ya? Herkes yükseltti. Hükümet sahip çıkmıyor vatandaşına. Gel asgari ücretli 40 milyon adam var bu ülkede. Gel bu ülkeye sahip çıkın. 600 tane milletvekili var. Ne amcam sen de bir gel. Gel amcam. Şimdi bir yanımda satıcı var, bir yanımda alıcı var. İkisi de aynı anda dertli. Satıcı biz satamıyoruz ben. Ben biberi alıyorum. Arada 10 lira bak 16 alamıyorum bak. Yarım kilo yazıyorum. Niye millet almıyor? Almıyor, satamıyor. Ne? Bir yanımda satıcı, esnaf, bir yanımda alıcı, müşteri. Cepte para yok kardeşim, cepte para yok. Para yok, neyini alacağım ben ya? Ben milletvekilleri gibi 30 milyar, 40 milyar aylık almıyorum. Zaten hortumladıkları var ya, önceki hükümetleri geçti bunların. Hortumladıkları önceki hükümetleri geçti. Cep yakıyor mu fiyatlar? Cepte bir şey yok kardeşim, cep oy bitti. Ne bir daha cebini yakmaz. Zaten biz de sıkıntı abi, satamıyoruz ne yapalım. Bunun vergisi var, algısı var. Çıkamıyor şimdi, inan çıkamıyor. Orta iyi değil yani. İnan ki arkada doğru. Pazar perişan. Millet ağlıyor bak. Pazarı gez, millet çoğu boş dönüyor yani. Kimisi fiyatlar iyi dedi, normal dedi. Bak, o adamın malum beğenmedim, malum 5 milyon. O adamın tuzu kurudur kardeşim. Kesinlikle tuzu kurudur. Ya bak, kaç lira? Gördük onu. Öyle söyleyemez. Gelsin bakayım, 2 milyar, 2,5 milyar maaş alsın. Evde kiraysa, iki de çocuk okutuyorsa bana bir ucuz, pahalı değil desin, ucuz desin bakayım. Ben bir göreyim bakayım ya. Oy vermesem bir daha millet aklı başında. Bunlar vatandaşı hiç düşünmüyorlar bak. Vatandaşı hiç düşünmüyorlar. Bu pazarcı sor ben bu halinden memnun mu? Sor. Onu da soruyorum. Ben memnun değilim ben. Niye satamıyorum ben? Ya, abi bak ben. Koşu pazarcıya sor. Ben de satamıyorum bak. Ben 2-3 günde bir kasa satamıyorum. Niye? Pahalı. Ben yarım kilo yazıyorum. 5 liralık mı biber aldın? Evet. Zarar. Şuna bak ya. Elimizi bir sanırsa o. Bu ne ya? Patates 4 milyon. Soğan 7 milyon, 8 milyon ya. Hani bizim dışarıdan soğan ithal etmeye kalkıyor şu anda hükümet. Nasıl soğan dışarıdan getiriyorum? Buradaki yetiştiricileri niye sahip çıkmıyorsunuz? He? Buradaki kardeşim. Allah yardımcımız olsun. Haberde dinledim. Bak şunu dinliyorum. Haberde dinledim. Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan'dan çekirdek getirecekmiş. Ayçi çekirdeği. Sırbistan'da ayçiçek çekirdeği yetişmiyor. Getiştirenlere, getirene rant sağlayanlara haram zıkkım olsun. Bu memleket insanına sahip çıkın kardeşim. En başta söylediğim şeyler. Abim teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. İşte esnafımız da burada, o da dertli. Vallahi ben de mutlu değilim diyor. Ya, adam her şey doğru diyor. Bak biz satamıyoruz. Görüyorum ben bunu 2-3 günden var. Yarım kilo yazıyorum. Niye? Almıyor. Alan yok. Onun ya, yarım kilosu yazıyorum. Bir 7 lira kilo 14 lira. Vatandaş almıyor. Bu da 6 lira. Bu da 6 lira. Patlıcan ne kadar sizde? Patlıcan 12 lira. 12 lira. Allah yardımcımız olsun. Zor. Kimisi evet. Herkese göre. Bak, domates sana söyleyeyim. 7 lira. 6 lira 8 lira. 7, 8, 6 lira. Baba nasıl olacak adam? Bak bir kasa döktüm. Halde de mi yüksek fiyat? Fiyatlar yüksek. Ya da halde yüksek. Arkadaş bunun alışı. Sen ne kadar karla satıyorsun? He? Ne kadar karla satıyorsun? Biz satamıyoruz kendiler. Bizim 550 o da şey götürürüz. Kazanmıyor ki. İnan kazanmıyor. Böyle iyi değil. Dertlendim. Açıkçası dertlendim. Dinlenmem lazım. Kafayı dağıtmam lazım biraz. Sonrasında geleceğiz. Pazar pahalı mı? Evet pahalı abla. Ne pahalı? En çok sizce ne pahalı? Patlıcan. Yani sebze çeşitleri pahalı. Meyve. Siz meyve satıyorsunuz. Evet meyve satıyoruz. Söyle bakalım meyveler ne kadar? Bir dakika. Meyveler. Limonun kilosunu 1,5 mu görüyorum ben? Doğru evet. Görüyorum. Ay o çok evet. İyiymiş. Limon 1,5. Limon 1,5. Limon ucuz bir zaten. Değil mi? Evet. Alınan, limonata yapıp içelim. Alınan da bir kış mevsimi limon. Ne alakaysa. Aynen öyle. Domates fiyatı 2,5 TL. Biber 10 TL. Patlıcan 17. Evet. Sizde sebze de var o taraftan. Sebze de var. Bu tarafa gelelim. Mandalin. Mandalin 6 kilo 10. 1,65'e gelir. 6 kilosu olmuş bak. Mandalin evet. Güzel bir de. Güzel gözüküyor. Tadına bakmadım tabii. Nar. Nar 3 kilo 10. 3,5 TL. Ha, o biraz pahalıymış evet. Bak.
Ben bir ara narı val 1,5'a 1,75'e falan aldığımı hatırlıyorum. Fiyatlar değişiyor. Zorlanıyor mu sizce halk bu fiyatla? Çok zorlanıyor hem de. Fark ediliyor mu? Daha kalabalık oluyordu tabii, eskiden. Tabii. Şimdi daha az kişi. Yani müşteri çok fark ediyor. Portakalı yediremiyoruz bile. Öyle bir şey. Kimse de para yok. Teşekkür ediyorum. Allah bereket versin. Allah yardım. İnşallah sizin de sağ olun. Devam ediyoruz. Pazar pahalı mı? Pazar pahalı. Sizin tezgaha baktım çok boş. Çok mu sattınız? Mal alamıyoruz. Mal alamıyoruz. Bağlı olduğu için alamıyoruz. Bir bakabilir miyiz tezgaha Burak'la birlikte? Burak, arkanda bebek arabası var. Tezgah şöyle tümden görelim. Bakın boş. Bakın ben oraya gideceğim şimdi abimizin yanına. Orada da kapanışı yapacağım. Ben yani uzun zamandır böyle boş bir tezgah görmedim. Çocuk mal alamıyoruz. Mal bağlı olduğu için mal alamıyoruz. Satamıyoruz. Bundan şey diyoruz işte. Bu tezgah boydan boya senin değil mi? Bu benim. Buna kira veriyorum. Tabii. Ama kiranın karşılığında ürün getiremiyoruz. Ürün getiremiyoruz. Mal alamıyoruz. Zararı çalışıyoruz. Zarar. Çok yok. Az getirdin herhalde amca. Çok az. Yürü, mal alamıyoruz ki getirse. 7 lira. Domates 7-8-10 lira. Balcan 7-8-10 lira. Nasıl alacaksın? Şimdi sen getirsem satamam diye mi tedirgin oldun? Satamam diyor. Yoksa paran mı yok? Zararını satıyoruz. He. Para yok ki. Mal alacak para yok. Ya getirsem de o fiyattan kime satacak? Kime satamıyoruz. Müşteri yok. Müşteri yok. Boş bak. Kim? Tezgahı tümden gördük mü Burak? Kimse. Bakın. Kimse. Ben uzaktan dikkatimi çekti şu tezgah. Bu boş tezgahın arkasında da kapanışı yapacağım. Sedirer pazarına geldik. Hayat pahalı mı? Pazar pahalı mı? Diye de sorduk. Birçok röportaj yaptık. Birçok kişiye mikrofon uzattık. Kimisi uygun dedi. Kimisi mevsimsel dedi. Ama birçok kişi fiyatlar cep yakıyor dedi. Sonuç olarak da bir resim göstermemiz, bir fotoğraf çekmemiz gerekirse. Soğuk vurdu. Dışarılarda soğuk vurdu. Dibi de tarlaya girilmiyor. Bir ay sonra 15 gün sonra yerine gelir. Şu günlerde evet pahalı ama inşallah 10-15 güne kadar düzelecek diye umut ediyor esnafımız. Biz de öyle dua ediyoruz. Dediğim gibi bu güne bir fotoğraf çekmek gerekirse zannedersem bu tezgah bugünün fotoğrafı olur. Çünkü şurada 3 kilo kadar domates, 2-3 kilo kadar portakal, bir 7-8 kilo kadar elma var. Çok az nar var. Görüyorsunuz. Tezgah bu kadar boş. Ben şöyle tezgahın başına geçeyim. Buradan da bir kapanış yapalım efendim. Sedeler pazarına geldik. Pazar ucuzdur dedik. Fiyatları da gördük. Mikrofonu da uzattık. Son zamanlarda bize çokça ne deniliyordu? Pahalılığı bir dile getirin deniliyordu. Aslında hiç de mutlu olmadım bu pahalılığı buraya yansıtırken ama muhabir olarak, bir programcı olarak bunu da yapmak zorundaydık. Tezgahlar boş. Kimine göre ucuz, kimine göre uygun, kimine göre çok pahalı. Yorum sizin. Bana göre günün yorumu işte bu boş tezgahtır efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Haftayı ekonomiyle kapatıyoruz. Yarın canlı yayınımız olacak inşallah. Pazartesi günü de başka bir röportaj konusuyla tekrar karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.